Efendim sıradaki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Sadullah Karun. Sizler bizim neler konuşacağımızı izlerken biz Necat hocamızı uğurlayıp Sadullah hocamızı süreye davet edeceğiz. Yüz gençleştirme yöntemleri nelerdir? Kök hücre ile yüz gençleştirme nasıl yapılır? Ya enjeksiyonu hangi bölgelere neden uygulanır? Estetik ve güzellik adına merak edilen her şeyi estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Sadullah Karun sağlık zamanında anlatacak. Az sonra... Efendim operatör doktor Sadullah Tarun'la bu güzel cumartesi gününde güzellik konuşacağız, yüz gençleştirme konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhaba nasılsınız? İyi Sağ olun. siz nasılsınız? Teşekkürler. Bayağıdır görüşemedik hocam. Ara verdik biraz evet. Yoğun mu işler? <laughs> biraz yoğundu mu son dönemde? Çok şükür maşallah. Evet yüz gençleştirme ve kök hücre tedavisini konuşacağız. E yüzümüzün e, yaşlanmasıyla birlikte ne gibi değişiklikler oluyor hocam? Bundan bir başlayalım. Şimdi aslında belki hatırlarsınız ilk programlarımızda bu yüzle yüz yaşlanmasıyla ilgili e, yine böyle bir oturum yapmıştık. Genel olarak yaşlanmada neler oluyor, e, ne gibi müdahalelerle düzeltmeler yapıyoruz? Genel olarak ele almıştık, konuşmuştuk. Ama e, konuşmadığımız ve son zamanlarda çok gündeme gelen, gelişen e, tıbbın bilimin yeni e, uygulamaları da hı hı. E, günümüzde çok ilgi çekiyor. Bunları da hatırlatmak, bunları da konuşmak için aslında yine böyle bir program seçtim. Tamam. Yüzümüzde yaşlanınca ne gibi değişiklik oluyor? Zaman geçtikçe, 25 yaşından itibaren yüzümüzde deri altı tabakasında incelmeler meydana geliyor. Derinin destek dokusu olan kolajen liflerde azalmalar oluyor. Hı hı. Bu da derinin daha gevşemesine sebep oluyor. Bunun dışında deride incelme oluyor. Güneş etkisiyle özellikle ince kırışıklıklar ve lekeler meydana gelmeye başlıyor ve zaman geçtikçe e, asıl yaşlılık hissini veren yüzde Hı -hı. hacim kaybı oluyor. Deri ve deri altı tabakalarında incelmeler meydana geliyor. Evet. Bu incelmeler hem yüzde çöküklüklere, göz altlarında, yanaklarımızda çöküklüklere neden oluyor hem de deride gevşemelere ve sarkmalara neden oluyor. Peki bunun sonucunda ne gibi tedaviler uyguluyoruz? Deri incelmesi, sarkmalar. Yani Genel, yüz germe midir bunun sadece sebebi mesela hayır, sonucu hayır. değil mi? Hep o, Hep çünkü şimdi yapılıyor. şöyle e, yüz germe yüz gençleştirmede kullanılan ilk yöntemlerden biri. Ve hala çok etkili olarak kullanılıyor. Evet. Yüz germe ameliyatlarını asla e, reddedemeyiz ve çok yaptığımız işlemler. Ama yüzde sadece yüz germe Hı -hı. ameliyatıyla giderilmeyecek problemler de var. Yani yüzdeki hacim kaybı biraz önce bahsettiğim hacim kaybını yüz germe ameliyatıyla yani yüz germe gideremeyiz tabii ki. Yaptıktan sonra başka uygulamalarla da takviye mi yapılması gerekiyor? Ya aynı anda takviye yapacağız beraberinde ya da yüz germe yapmadan onları kullanacağız. Ee, bu kişinin içinde bulunduğu durumla da ilgili. Tabii yani problemin derecesiyle de ilgili. Bunlar kombine kullanılabilir de veya tabii. daha erken dönemlerde ise sadece e, yağ enjeksiyonları, dolgu enjeksiyonları gibi hı hı. E, lazer tedavileri gibi yöntemleri kullanabiliyoruz. Özellikle lekelenmelerde hı hı. ve ince deri kırışıklıklarında e, fraksiyonel lazeri çok etkili olarak kullanıyoruz. Eğer yüz germe ameliyatı yaparsak Yine de kullanacağız fraksiyonel lazeri. Ta tamamlayıcı veya bir takviye edici olarak uygulamamız gerekiyor. Çünkü evet, olay şimdi... sadece derinin gergin kalması değil bir de üzerindeki deformasyonlar. Ben şöyle tarif ediyorum hastalarıma. Ee, şimdi diyorum derinizi bir kıyafet olarak düşünün. Yani deriyi kıyafetinizi küçülttünüz diye üzerindeki diyorum lekeler yok olacak mı? Hayır. Elbette ki olmayacak. Onun için o zaman ona yönelik tedaviler yapmak lazım. Bir sürü değişiklik varsa evet. işlemlerin de çok sayıda olması gerekir. Peki son zamanlarda <laughs> çok fazla konuşulan kök hücre tedavisi var. Evet Estetikte kök hücre tedavisi nerede hangi uygulamalarda kullanılıyor? Şimdi şöyle plastik cerrahide, estetik cerrahide hı hı. kök hücre tedavileri insanları onarım yaptıkları için kök hücre onarım sağladığı için evet. biz yüz gençleştirmede son yıllarda kullanmaya başladık. Ancak plastik cerrahi sadece yüz gençleştirme işinde e, gündeme gelmiyor bu kök hücre konusunda. Şöyle ki kök hücre genellikle daha önce ilikten elde edilirdi ve sıklıkla hematoloji alanında kullanılırdı. Ee, kan kanserlerinde kullanılırdı öyle söyleyeyim. İlik nakli hı -hı, yapılırdı. Hı -hı. Halen de yapılıyor çok başarılı olarak. Ama buradan kök hücre elde etmek hem sıkıntılı hem zor hem hacim olarak sayı olarak yetersiz kalıyor. Ee, Birçok uygulama alanlarında. İlikten elde etmek. Bunun dışında evet bunun dışında yağ dokusu içinde çok önemli miktarda kök hücre bulunduğu ve bunun daha rahat olarak elde edilebildiği son yıllarda anlaşıldı. Birçok ülkede birçok toplumda çok sayıda liposakşın işlemi yapılıyor zaten. Hmm. Ameliyatlar uygulanıyor yağlar alınıyor hepsi de atılıyor. Bunlardan kök hücre elde edilmeye başlandı ve bunlar hem yüz gençleştirmede estetik cerrahide hı hı. hem de tıbbın, tıbbın diğer alanlarında kullanılmaya başladı. Yani biz hizmet veriyoruz. Ortopedi doktoru e, dize diz aşınmaları için biraz önce de diz konusu evet. işlediniz. Evet. Çok üst üste geldi. Diz problemleri için aşınmış diz hastalıkları için menüsküs için kök hücre tedavisi yapmak istiyor. Ama kök hücre ihtiyacı var. Plastik evet. cerrah kök hücreyi alıyor, yağı alıyor. E, kök hücreyi ayrıştırıyor. Onu Ortabedi sizden sunuyor. Ben. Evet. Hı hı. Tabii e, kombine bir çalışma oluyor açıkçası. Peki yüz estetiğinde sizin kullanım alanlarınız neler? Kök hücre? Yüz estetiğinde daha çok hacim kazandırma amaçlı kullanılıyor. Şöyle e, yaşlandıkça, zaman geçtikçe yüzümüzde hacim kaybı çok oluyor. Hı hı. E, dokularda erimeler oluyor, incelmeler oluyor. Buralara hacim kazandırmak için özellikle yağ enjeksiyonlarıyla beraber çok yapılıyor kök hücre tedavileri. Yağ transferlerinin hem başarısını arttırıyor, kalıcılığını arttırıyor hem de kök hücrenin kendisinin yağ hücrelerine dönüşme özelliği var. Kök hücrenin özelliği içinde bulunduğu dokunun e, hücrelerine dönüşerek burada onarım sağlaması. Orada yağ hücrelerine dö dönüşerek hacim e, kazandırıyor ve ...aynı zamanda üzerindeki kırışıklıkların e, çok azalmasını sağlıyor. Yani şunu diyebilir miyiz? E, aslında uzun yıllardır e, fabrikasyon olarak temin edilen ve hastalara uygulanan... ...işte gerek bir takım mezoterapi ilaçları, gerek evet. e, hiyaluronik asitin belli formatları yerine... ...artık hastanın kendi vücudundan e, oradaki dokunun şeklini alabilecek bir kök kökücü uyguluyoruz. Bu doğru evet. bir söylem. Evet, bu çok e, doğru bir yaklaşım oluyor... İki açıdan bir hem hazır alıyorsunuz oradan uyguluyorsunuz hem bu kendisinin de orada iyileştirmeye davet etme özelliği var yani oraya transfer edilen kök hücreleri hem kendisi görev yapıyor hem de bir takım e Enzimler salgılayarak orada iyileşme yapacak hücreleri de davet ediyor oraya. Büyüme hormonu dahi salgılıyor oradaki Peki. hücreleri uyarmak için. Aynen. Siz buyurun lütfen. Peki, rica ederim. Peki herhangi bir reddedilme durumu ya da alerjik bir durumu oluşabiliyor mu yoksa e, uygulanan her şeyde sonuç olumlu mu oluyor? Evet, şöyle e, ilik nakilde naklinde kök hücre transferlerinde biraz önce bahsettiğimiz bu hematoloji doktorlarının e, çeşitli hastalıklar için kullandığı transferlerde reddedilme olasılığı var. Bunun için doku grupları araştırılır, e, uyum sağlanması halinde ancak transferler yapılır. Zor bulunur zaten o da çok araştırıyorlar. Hı hı. Ama e, bizim ya. bahsettiğimiz konuda yok çünkü şimdi kendi yağını alıyoruz, kendi yandan ayrıştırıyoruz, e, kendi kök hücresini hücresini transfer ediyoruz. Peki, Onun kalıcılık. Için öyle bir risk beklenmiyor. Tamam. Kalıcılık? Yapılan işlemin kalıcılığı. Yapılan işlemi bir kısmı tamamen kalıcı yani yağ transferi ile birlikte yaptığımız sadece yağ transferi yaptığımızı düşünelim kök hücre transferi yapmadığımızı düşünelim hı hı. sadece yağ transferinde bile e, koyduğumuz dokunun yüzde %30 kadar orada kalıcıdır çünkü orada yaşıyor canlı doku ektiğiniz tohumlar gibi orada yeşeriyor kalıyor kök hücre transferi hem bunu arttırıyor hem de kendisine dönüşerek e, daha uzun yıllar kalmasını sağlıyor ama İnsanlar rakam istiyorlar. Yani Tabii. kaç sene bu beni idare eder gibi bir rakam istiyorlar. Hı. Genelde 5 sene ile 10 sene arası e, yeni bir böyle müdahaleye ihtiyaçları kalmayacağını söyleyebiliyoruz. Hı. Tabii ilk yaptığımız, kür, ilk, ilk yaptığımız kür gerekebiliyor İlk yaptığımız kür tedaviyi sağlamış da bazen birkaç seans da yapılabiliyor çünkü. Plastik cerrahide yani şu ana kadar konuştuklarımız yüzün gençleşmesi ve kırışıklıkların giderilmesiyle ilgili olan kısımdı. Evet. plastik cerrahide, cerrahide başka yine kullanım alanı var mı kök şöyle e, kök hücre transferi tabi vücudun e, bizim konumuz deri olduğuna göre plastik hmm. cerrahların konusu deri olduğuna göre derinin yaşlı olduğu deri alt tabakasının yaşlı olduğu her tarafta karında kolda boyunda her tarafta bunlar kullanılabilir ama bunlar dışında özellikle bayanlar kalça popo ve meme için e, doku transferleri istiyorlar o kısımları dolgunlaştırmak veya e, oradaki problemlerini çözmek için bu kısımlara ya hücre transferi ile birlikte yağ dokusu transferi ile birlikte kök hücre kombinasyonu beraber yapıldığında oradaki yağ dokusunun kalıcılığını e, çok daha fazla arttırıyor. Peki eklem tedavilerinde kullanılan e, ilikten e, oluşan kök hücre mi oluyor? Eklem tedavilerinde nasıl bir uygulama var? Hayır ilikten e, olan hmm. e, yöntemden bahsetmiyorum ben. Tabii ki o yapılabilir ama hmm. orada elde etmek e, meşakkatli bir şey, zor ve düşük sayıda kök hücre elde ediliyor orada. Yani burada verdiğiniz evet. sayını kök hücrenin siz e, sayısı da önemli. Bu yağdan alınan, yağdan hmm. daha elde edilen kök hücre transferinden bahsediyorum. Burada hı hı. E, plastik cerrahinin konusu yağ Asıl dokusundan alınan hı. Hı hı. E, kök hücrenin transferi. Çünkü e, şöyle aslında biz yağı alıp bugüne kadar başka merkezlere transfer ediyorduk. Yağ alıyoruz, başka laboratuvarlara gönderiyoruz. Türkiye'de birkaç tane merkez var. Çok az sayıda. O da son birkaç yıldır olan merkezler. ...ya oraya transfer ediyoruz... ...onlar kök hücreleri ayıklıyorlar... ...bize geri gönderiyorlar... ...hasta bekliyor bu arada... ...ya gün içinde yetişiyor... ...ya da işte ertesi gün... ...ya da işte bazıları 3 hafta sonra... ...gönderebiliyor hmm. işlem yöntemine göre... ...yeni bir seansta ameliyathanede veya... ...ameliyathane dışında... ...kök hücre uygulaması yapılıyordu hastalara... ...ama son zamanlarda bilim adamları... ...daha farklı şeyler geliştirdiler... ...anında kök hücreyi... ...ayıklama gibi bununla ilgili bir videomuz da vardı belki gösterir Hı. arkadaşlar. Bir taraftan onu da hazırlayalım 레jdeki arkadaşlara rica edelim. Böyle bir sistem hazırladılar. Ameliyathaneden çıkmadan yağı direkt olarak kök hücreye ayrıştırıyor. kök hücre ayrıştırma cihazına çekiyor. Yani Hı. yağ direkt olarak cihaza şu gidiyor. Evet. Şu anda yağ çektik değil mi? Bu yağ toplayan şey herhalde. karşıdan evet. Hı. Yağ transfer oldu. Cihazda toplanıyor. E, bu cihaz bir süre çalışarak bu yağ içindeki bir takım eklemeler yapıyoruz bu arada. Yağ içindeki kök hücreleri ayıklıyor. Ayıkladıktan sonra hasta henüz ameliyathanedeyken tahminen bir saat içinde tedavimizi tamamlamış oluyoruz. Bu bir saat içinde de hastaya başka bir şeyler yapacaksak mesela liposakşın yaptık, yağları aldık. Orada işlemde ayrıştırılıyor kök hücresi. Ama e, biz liposakşin diğer bölgeleri de tamamlamak istiyoruz hastanın Hı -hı. güzelliği açısından veya yüzüne başka bir müdahalede bulunuyoruz. Siz orada, orada ona onları devam onları ederken biz orada kök hücremiz hazırlamış oluyoruz. Bu hasta oluyor. genel anesteziyle uyuyor herhalde. Bu işlem genel anesteziyle de yapılabilir, lokal anesteziyle de yapılabilir. Eğer sadece Hı -hı. yüze biz kök hücre transferini düşünüyorsak Hı -hı. yağ enjeksiyonuyla birlikte veya sadece kök hücre transferi düşünüyorsak Genel anestezi vermeye gerek yok. Gerek. Bir bölgeyi uyuşturup oradan yağ alabiliyoruz. Zaten e, bunun içinde e, yine bu firmalar, bu kuruluşlar tarafından, araştırmacılar tarafından uygun cihazlar geliştirilmiş. Suyu püskürterek yağ hücrelerini ayıklıyor. Yani yağ hücrelerini mümkün olduğunca canlı olarak alırsanız dokuyu canlı alırsanız daha, iyi bir daha fazla sayıda kök hücre evet. elde edebiliyorsunuz. Evet. Mümkün olduğunca canlı ayırıp canlı kök hücreler elde edip transfer etmek mümkün oluyor. Hocam siz çok derin bilgilere sahipsiniz. <laughs> Yakın zamanda da bir konferansa katılacakmışsınız duyduğumuza göre. Kök hücreyle ilgili. Evet. Yurt dışında bir toplantıya gideceğim önümüzdeki hafta. O da sırf sadece kök hücreyle ilgili, kök hücreyle ilgili bir toplantı. Çok gelişmiş bir toplantı olacak bu. Çünkü buraya sadece estetik cerrahlar katılmıyor. Buraya bu kök hücre konusunda hem araştırmacı doktorlar, araştırmacı kişiler hem klinisyenler katılıyor. Yani hematologlar da katılıyor, ortopedi doktorları da katılıyor, plastik cerrahlar da katılıyor. Kök hücre ayrıştıran kişiler de katılıyor ve kök hücre üretimi yapan gruplar da katılıyor. Bunlarla bir bilgi alışverişi olacak. Burada size gelen hastada yüze kök hücre uygulaması isteyen hastayı neye göre ayırt ediyorsunuz? Yani bu herkese uygulanabilen bir şey mi? şöyle bütün hastalıklarda olduğu gibi, bütün tedavilerde olduğu gibi hasta seçimi çok önemli. Yani hı hı. hangi hastaya hangi yöntemin iyi geleceğini, onu mutlu edeceğini anlamak hı. lazım, tecrübe etmek lazım, Minimum bilmek bir yaş lazım. Var mıdır? Aslında bir yaş yok. Hı hı. Ama İhtiyacı. E, yani yüzde yüz olma, yüz görme ameliyatınız olman, yüz görme ameliyatınız olmanız gerekiyor dediğimiz kişiye e, sadece Yağ transferi kök hücre transferiyle maksimum sonuç beklememek lazım ya bunu kombine kullanmak Tabii. lazım veya daha tatmin olacak hastaları seçmek lazım daha çok orta yaş orta yaştan ileri yaşa geçme dönemindeki insanlarda ihtiyaç doğmaya baş insanlarda daha yüksek başarı tatmin edici başarı aslında elde edileceğini düşünüyorum evet daha yani ihtiyaç fazlalaşmadan da tedavilere başlanması gerekiyor aslında değil evet. mi? Aslında Cerrahini yöntem her zaman önce. her zaman yöntem etkili. Hı hı. E, ama bir de kişinin kendini e, yeterli olarak tatmin edici bir sonuçla bir işle uğraştığını hissetmesi lazım. Peki sonrasında hastayı nasıl bir süreç bekliyor hocam? E, kök hücre tedavisinde de olsun, e, yüz e, germe işleminde de e, olsun. Yüz germe ameliyatıyla e, kök hücre tedavisinin ameliyattan hı hı. sonraki Farklı. İşlemden sonraki hasta beklentileri biraz farklı olur. Yüz germe ameliyatı biraz daha büyük bir işlem olur. Biraz daha fazla Nasıl bir kesiler oluşuyor? Hani o cerrahi müdahalede. Yüz germe ameliyatlarında kulak önünden gelen kesiler bazen kulak arkasına uzanıyor, bazen uzanmıyor. Orada deri fazlalıkları alınıyor. Yüz germe ameliyatında esas olarak zaten sadece deriyi germiyoruz. Hmm. Deri altında gevşemiş dokuları Fasyaları, zarları da gerip toparlıyoruz. aşağı satmış kısımlar yukarı Tabii. taşınıyor. Ee, önce yüz ovali oluşturuluyor. Yüz eski şekline dönüştürülüyor. Hı hı. Sonra deri fazlalıkları alınıp kulak önünden genellikle bir kesi oluyor. İşlemden sonra ameliyattan sonra birkaç gün süren veya bir hafta kadar sürebilen şişlik morluklar yüz germe ameliyatından sonra beklenir. Hı hı. Kök hücre tedavisi, yağ enjeksiyonu tedavisinden sonra... Genellikle daha küçük travmadır bu. Genellikle insanlar daha az şişlikte, daha az morlukla karşılaşırlar. Hı -hı. Pek de büyük bir şişlik beklemeyiz yüzle. Bir de daha yağ hızlı aldığımız bir iyileşme. Hı -hı. daha hızlı bir iyileşme olur. Bir de yağ aldığımız alan var. Yağ aldığımız Hı -hı. alan sadece yüze transfer yapılacaksa genelde daha küçük bir alandır. Buralara da bandajlı, elastik korseler, kıyafetler giymesini öneriyoruz. Orada da bir iki gün süren ödem tabii ki birkaç gün süren ödem beklenir. Evet. Şimdi az önce dediniz ki mesela bir kongreye de katılacağız önümüzdeki hafta ve burada evet. tıbbın birçok branşından ekim arkadaşlarımız olacak. Şu anda evet. günümüzde tıbbın en çok hangi alanı kullanıyor kök hücre tedavisinde? Çok ilginç. Ben plastik cerrah olarak konuşuyorum ama en çok ortopedi doktorları kullanıyor. Genellikle omuz ve diz eklemleri için kullanıyorlar. Buraya transfer etmek için kullanıyorlar belki de çok yaygınlaşmamasının sebebi Türkiye'de çok yaygınlaşmamasının sebebi bunu elde etmenin buna ulaşmanın biraz zor olması. Çünkü hmm. ilikten alacaksın e, ya Meşakkat da demiş. başka dokulardan e, fetustan yani doğmamış bebekten alınan e, kök hücreler de var. Bunları elde etmek, ayıklamak vesaire oldukça zor. E, bu nedenle ulaşılması daha zor. Laboratuvar şartları maliyeti arttırıyor. Ulaşması daha zor oluyor. Zaten benim aslında yapmak istediğim Sistem sadece estetik cerrahi hastalarının değil, bunun dışında ortopedi hastalarının, beyin cerrahi hastalarının bazı kardiyoloji doktorları da kullanıyorlar enfarktüslerden sonra. Çeşitli branştaki doktorların buna ulaşmalarını, daha rahat ulaşmalarını sağlamak, tıbbın değişik alanlarında değişik hasta gruplarının bundan yararlanmasını sağlamak. Yani... Aslında ben bunu tek başıma uygulamak değil de bir grup oluşturuyorum. Bu grup içinde ortopedi doktorları, beyin cerrahları da var. Bunların da yararlanmaları hatta bu grubun dışındaki herhangi bir ortopedi doktoru kendi hastasına kök hücre tedavisi yapmak isterse ona da olanak sağlamayı düşünüyorum. Peki oradaki sonuç yani sürecin dayanıklılığı da yüzdekiyle aynı mıdır yani? Ee, hani ne kadar e, sıklıkta tekrarlanmalı dedik ya. Hani evet. ortopedi branşında da aynı mıdır? Evet. Şimdi e, bunda Kalıcılı. bunda tanı ve tedaviyi yani plastik cerrahi alanı dışındaki, estetik cerrahi alanı dışındaki tedaviyi tanı tedavi hmm. ve hasta takibinin sorumlu Tabii ki ortopedi doktorunda yani onun hmm. tedavisine ben üstlenmiyorum hmm. Onun tedavisini Elbette tabii. ki kendi doktoru üstleniyor Hani onların Çünkü o uzak, işin daha uzak kalmasının sebeplerinden biri de hani bu olabilir mi acaba hani kalıcılığının süresi Tabii ki tabi e... Ortopedi doktoru üstleniyor demekteki kastım şudur. Hasta seçimi biraz önce plastik cerrahide hasta seçimi vardı ya, estetik cerrahide aynı şekilde ortopedi doktoru için de hasta seçimi var. Hangi e, şartlarda daha etkili olacak? Hangi şartlarda daha Kalıncılık başarılı sonuç alacak? Bunların tespitini Pastaya elbette ki değişiyor. elbette ki kendisi yapacak, uygulayacak o doktor. Hocam yavaş yavaş şöyle ortaya davet ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Bir kere e, her şeyden önce çok e, ilginç ve aynı zamanda çok güzel bir konuyla alakadar oluyorsunuz. Belki de gerektiğinden fazla alakadar oluyorsunuz. Biz her şeyden önce ben ben bir meslektaş kardeşiniz olarak söyleyeyim. Evet. Teşekkür ediyoruz çünkü şuna hepimiz inanıyoruz ki hücre ilerleyen en azından birkaç on sene içerisinde tıp alanında da çığır açacak açmaya başladı. Evet ben de kullanım alanının çok daha fazla artacağını hatta bizim kullandığımız alanda bile yeni şeyler daha öğreneceğimizi ve e, uygulayacağımızı klinisyen olarak uygulayacağımızı düşünüyorum. Hocam ayağınıza sağlık, tamam. ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Yine Teşekkürler. bekliyoruz. Teşekkürler. Bu kadar ara istemiyoruz diyelim. Operatör Doktor Sadullah Kağalın efendim alkışlarla uğurlu dün.